değildim. Ben özgür bir ruhlu bir insanım. Diğer hocalarımız da çok değerliydi akademide ama ben Bedirrahmi Eyüboğlu Atölyesi'ni seçtim. Ve de o genç yaşta yaptığım bu seçimden halen çok çok memnunum. Çünkü Bedirrahmi resmine baktığımızda, şiirlerini okuduğumuzda, dinlediğimizde ben şöyle düşünüyorum, şu an bile çok çağdaş. Ölümünden çok uzun yıllar geçti. 1975 yılında vefat etti ama Türk resminde bir duraktır. Artı öğrencileri de çok önemli sanatçılar vardır. Nedim Günsür, Mehmet Besen, Turan Erol, Burhan Uygur. Bugün Türk resminin duayenleri de Fikret Otyam. Yani şu anda ismini sayamayacağım denli çok ressam öğrencisi oldu. Biz de hasbelkader eşimle Teoman Südor'la birlikte onun öğrencileriyiz. Ve iyi ki onun öğrencileri olmuşuz. Bize çok ufuk açtı. Ama biz akademide okuduğumuz yıllarda bir şey vardı. Türkiye henüz dünyaya açılmış bir ülke değildi. Resim Heykel Müzesi okuduğumuz sürece tek resim heykel müzesi vardı İstanbul'da. Kapalıydı, hep restorasyondaydı. Hala aynı şeyleri, sıkıntıları çekiyor. İnşallah yeni mekanında çok daha güzel şeyler olacak, ümit ediyorum. Hazırlanıyor çünkü. Galeriler yoktu. Bir tek Türk-Alman Kültür Derneği vardı. Orada sergiler açıldı. Böyle işte şapkacı dükkanı, şu şeyde, şurada burada Maya, ben Maya'ya galeriye yetişmedim ama bir şapkacı dükkanında açılan, bilmem nerede açılan sergiler vardı veya atölyelerde açılırdı. O nedenle Türk resmini biz aslında görmedik, görmeden yetiştik. Duayenlerini pek tanımadık. Ama akademinin güzel bir kütüphanesi vardı ama hiçbir ustanın renkli resminin renklerini görmedik. Çünkü siyah beyazdı. İşte İtalya'ya gidince o bize çok büyük şeyler açtı. Avrupa içinde de çok gezdik, tozduk. Ama sadece kendi mesleğimiz için çok emek verdik. Yüzlerce kez aynı müzeye gittiğimiz oldu. Ve bizim resmimize Bedri Bey'in koyduklarının haricinde veya akademinin bize verdiği diğer şeyler haricinde çok şeyler koyduk, öğrendik. 1974 yılında da döndük. Daha sonra halen çok İtalya ile bağımız var. Orada daha fazla bazen sergiler açıyoruz. Başka ülkelerde de açıyoruz ama kendi ülkenizde açtığın zaman ve de biraz da ilgi gördüğün zaman çok mutlu oluyorsunuz. 72 yaşındayım, 68 açmışım. Demek ki bazı yıllar 76'da ilk kişisel sergimi açmıştım. Bayağı 4-5 yerde açtığım zamanlar oldu. Biraz yaşın gereği, şimdi yılda bir defaya falan düştüm. Ama yurt dışında bir menajerimiz var, o bizi gezdiriyor dünyanın her yerine. Biennial, Triennial, fuar, o resimlerimiz gidiyor. Bazılarına gidiyoruz, bazılarına da gitmiyoruz doğal olarak. Ve her zaman resim yapıyoruz. Hiç öyle yerim dar, yenim dar diye bir şeyim yok. Her yerde resim yaparım. Tabii yağlı boyayı götüremezsiniz ama her yerde resim yaparım. Hep koltuğumun altında, bir çantamın içinde şeylerim vardır, malzemelerim vardır. Bu sene bir mavi yolculuk belgeseli çekildi mesela. Ben, eşim orada heykeller yaptı, ben resim yaptım. Yani elim çalışmazsa beynim çalışmaz diye düşünüyorum galiba. Yurt dışında açtığım sergilerde bir defa, şimdi daha tabii bu iletişim çağı çok farklı. İlk açtığımız sergide çok iyi hatırlıyorum, Udine'de bir sergi açmıştık karı koca. Çok hayretle, eleştirmenler dahi, sanat eleştirmenleri dahi Türkiye'de, bir Müslüman ülkede nasıl resim yapıyorsunuz sorularıyla karşılaştık. Çünkü Türkiye
bu konuda yani insan figürünü kullanmadığımızı, Müslüman olduğumuz için düşünüyorlardı ve çok hayret etmişlerdi. Beni ilk açtığımda çok rahatsız olmuştum. Nasıl yani diye, ama ben anladım ki biz kendimizi anlatmamışız. Onların ille de bizi böyle, tabii minyatürlerimizi biliyorlar, eğitimli kesim hepsini biliyor. Türk sanat tarihini biliyor ama resim tarihini, heykelin de yapılmadığını, resimin de yapılmadığını düşünüyorlardı. Ve çok da iyi eleştiriler aldık. Türkiye'de açtığınız zaman Türk halkı aslında resmi seviyor. Ve sevdirmek de gerekli. Şu anda eğitimimizde yok. Yani gençlere biraz acı bir şey ama ortaokulda, lisede ya seçmeli okuyorlar ya da doğru dürüst okutulmuyor. Keşke olsaydı. Bizim zamanımızda gerçekten çok değerli hocalarımız vardı. Benim ilkokul hocam benim ressam olmamı sağlayan bir insandı. Kendi de resim yapardı. Ve benim yeteneğimi keşfettiğini söyleyeyim. Sen ressam ol demişti ve ben ressam oldum. Lise ve ortaokulda da çok değerli hocalarımız vardı. Ben akademiye girdikten sonra bazı teorik dersleri hala liseden aldığım bilgilerle idare ettim. O kadar da iyi hocalar vardı. Ümit ederim şimdi öyle birileri yetişir diye düşünüyorum ama bu kadar sanatın okullardan kaldırılmış olması beni üzüyor doğrusu. En büyük sorunun da o olduğunu görüyorum. Yoksa Türk halkı bir de eğitildiler, şöyle ki eğitildiler. İlk açtığımız sergilerde önden geçip girmiyorlardı. Hatta şöyle soruyorlardı. Ücret ne kadar? Giriş ücreti. Şimdi bunu sormuyorlar ama hala bir çekingenlikleri var. Ama biz o zaman çağırıyoruz. Buyurun gelin gezin diye çok da mutlu oluyorlar. Resim olmaya demin bahsettim, ilkokul hocam. Gerçekten yani herkes hani diyor ya ben doğdum hemen bir şey çizdim veya müzikle ilgiliyse söyledim, çaldım filan. Ama ben gerçekten şunu söylüyorum. İlkokul 1'e gittiğim zaman ilk resim dersiydi herhalde. Onu çok derin hatırlamıyorum. Bir resim yapmıştım. Böyle bayrağı da çok güzel çizdiğimi hatırlıyorum. Onu biliyorum. Çünkü o zaman kırmızı ile mavi ikili böyle kalemler vardı. Kırmızısını neredeyse bitirdim. Demek ki çok fazla boyadım. Hocam geldiğinde Kıymet Hanım, sen dedi çok güzel çiziyorsun. Sen ne olacaksın dedi. Düşündü. Ailemde sanatla uğraşan var ama galiba ben ressamcı olacağım dedim. Resim mi? Ressamcı dedim. Ve o gün bugündür hiç fikrimi değiştirmedim. Üniversite giriş sınavı 1965'te ilk yapılan sınavda tıbbı kazananlardan birisiyim ama yapamayacağım. Çok değer veriyorum, o ayrı mesele, lütfen öyle anlaşılmasın. Ama ben yolumu o zaman seçtim ve hiç de sapmadım. Yani ben gece gündüz sadece resim yapıyorum, biliyor musunuz? Artık en büyük sorunum arabaya bindiğimde ya sağ elime bir şey olsa, çünkü solumu kullanamıyorum. Bir şey olduğu zaman hemen onu korumaya, çünkü benim yaşam için. Sergiyi niye oluşturdum? Bir defa galeri sahibi olan Telga bana dedi ki anne senin Ekim ayında sergin var. Evet ben çok üretiyorum ama biraz değişiklik yapmak istedim. Bir de kendimi sorguladım. Ben yıllardır resim yapıyorum. Ne yapıyorum? Neleri becerdim, neleri beceremedim? O zaman dedim ki eski resimlerimi alayım. Bir ona şey yapayım, yeni şeyimle, düşünsel yapımla, yeni tekniğimle
değişik bir şeyler yapayım ve yağlı boyalara yapmak mümkün değil. Kapatmak lazım o zaman. Veya oynamak da şey değil, zaten kataloge olmuş şeyler. O zaman gravürcüyüm. Baskı resim sanatçısıyım. Gravürü elimde çok eski tarihlerden, akademi yıllarından itibaren var. Bu nedenle gravürler üzerinde bir şey yapabilirim dedim. Karma teknikte bu gördüğünüz ilk kez bu kadar küçük resimlerimi görecek izleyenler, beni tanıyanlar. Gravür bu. Gravürün üzerine uzun uzun çalıştım. Bana yağlı boyadan daha farklı geldi. Çünkü bu kadar karma teknik çalışmamıştım. Yağlı boya, akrilik, sulu boya ne varsa bütün malzemelerini kullandım. Sonuçta kullandım, yaptım bıraktım, yaptım bıraktım. Hiçbir şekilde 3,5 ay böyle çok sıkı çalıştım. Bıraktım ve sonra hepsini bir atölyede açtığımda baktım ki eskilerle büyük bir farkı yok. Sadece biraz daha renkli bir hale gelmiş. Yani onun için de ismini sergimi eski yeni hepsi aynı diye. Çünkü Türkiye'nin, dünyanın sosyoekonomik şeyleri, olguları, doğaya etkisi insanoğlunun, doğanın insana etkisi hiçbir şey değişmemiş. Yani bu burada irdelediğim şey 37 yıllık filan bir olay. Bir şey değişmemiş. İşte ben kadınla ilgili temaları çok kullanan bir insanım. Bir de hep tematik çalışan bir insanım. Kadınlara yapılan, yapılamayan daha doğrusu çok şey olduğunu biliyorum Türkiye'de. Ve dünyada da var bunun örnekleri muhakkak ama biraz giderek bunun ağırlaştığını da görüyorum. Kadınlara çok fazla. Yani biz anaerkil bir toplumdan gelmiş bir millet olarak niye bu kadar bu hale geldik diye irdeledi. Ötekileştirilmiş kadınlar serimde çok da büyük bir sergi açmıştım. Kaç yıl oldu hatırlayamıyorum tabii ama işte yani değişmemiş bir şeyler. Değişen sadece şu olmuş, biraz ağırlaşan kadınlar üzerindeki olaylar artı doğanın tahribatı. Çok. Türkiye'yi ben çok gezen bir insanım eşimle birlikte. Türkiye'nin karış karış her yerini gezdim diyebilirim. Benim 40-50 yıl önce gördüğüm Türkiye'min o güzel doğasının çok kötü bir şekilde tahrip edildiğini gördüm. Nehir olan yer, göl olan yer kurumuş, otlak bile olamamış, kuru toprak olmuş. Onlar beni üzüyor tabii. Doğa konusunda karamsarım. Ya yani ben çok doğanın içinde yaşayan, hatta karavanı olan, teknede denizi çok seven bir insanım. Şu anda karavanım değil, artık yaşım dolayısıyla onu kullanmak biraz zorlaştı. Doğanın içinde börtü böcekle yaşayan, böyle çok doğayı çok seven bir insanım. İşte onun bozulması benim gidip kaldığım yerlerde bugün 5 yıldızlı oteller, siteler yapıldı, dağlar taşlar doldu. İstanbul'um da benim İstanbul'um değil. Benim eski resimlerimde İstanbul'u çok kullandım. Bedir Bey'le gibi atölyeden de zamanında da kullandım. Daha sonra da çok da dalyanlar yok, deniz kıyıları dolduruldu. Şimdi resimsel konuşmuyorum belki ama benim resmime konu olan malzemelerdi. O malzemeleri artık gökdelen yapmayacağım, yani İstanbul'un mezar taşlarını yapmayacağım. Kalanla yaptığımız için tematik yapıyorum tabii ki. Bir konu beni etkiliyor, o konu üzerinde seri halinde gidiyorum. Şimdi şöyle mesela bir roman okudum diyeyim. Orada bir şeye kancamı takıyorum. O konuyu ben nasıl irdelerim, resme nasıl taşırım? O zaman konuyu belirliyorum, ondan sonra ağlıyor başını gidiyor. Mesela bundan 2003 yılında, tam ama açtığım sergi 2003 tarihli ama geriye dönük 4 yıl araştırma yaptım. İyi bir araştırmacı olduğumu da biliyorum. Yani bir konuya kancamı taktığım zaman orada duruyorum. Bala batmış arı gibi kalıyorum bir müddet. Hani kurtaramıyorum kendimi. Mübadeleye biliyorsunuz değişim 1923 yılında mübadeleye kancamı taktım. Yunanistan'a mübadeleye uğramış buradan gidenlerin bütün o yöreleri gezdim, döküman topladım. Keza dönüp Türkiye'de mübadeleye uğramış bütün yöreleri gezdim, döküman topladım. Sahafların başının etini yedim tabii ki. Onlar maalesef
Yunanlar çok gelip alıyor dokümanlarımızı, götürüyor burada. Onları ayırıyorlardı ama ben çok doküman topladım. İşte mübadele mesela ilk kez, evet, çok konuşuluyor, filmler çekiliyor, romanlar yazılıyor ama görsel alana ilk kez ben çıkarttım. Çünkü ama dokümanlar kullanarak yaptım. Orijinal dokümanlarını kullandım. Ve de bu denli tutucuyum yani bir konuya kancamı taktığım zaman. Galeri ile buluşmamız çok kolay oldu benim için, bu Galeri Diyani ile. Çünkü Galeri Diyani benim kızıma ait, Delga Südor Mendi'ye ait. O sanatın içine doğmuş bir çocuk. Kendisi de sanatçı, iç mimar, resim eğitimi aldı, sahne dekor, kostüm eğitimi aldı. Ve anne babası da sanatçı olunca zaten o çok sevdiği bir işi yapıyor. Galeriyle buluşmam benim için çok kolaydı. Gebe batırarak yaptığım bir şey. Ben dantel örmesini bilmiyorum, yün örmesini bilmiyorum. Ben de böyle dantel gibi onları işliyorum. Vallahi izleyiciden açılışta tabii insanlar çok övgülerle bahsediyorlar. Ama eleştirmen tabii, ben de uzun yılların sanatçısıyım. Eleştirmenler de iyi şeyler söylüyor ama ben eleştirilsin istiyorum gerçekten. Bana eline sağlık, aa ne de güzel yapmışsın değil. Niye yaptın, neden böyle, eskiden böyle değildin, şimdi neden böyle oldun diye sorular sorulmasını ve eleştirilmesini çok isterim. Çünkü eleştiri insanı ileriye götürür. Eline sağlık. Ben yemek de çok düzgün yaptığımı yapamam. Eline sağlık. Bana öyle gibi geliyor. Yani eliniz, onun yerine beynine sağlık denmesi veyahut da hakikaten eleştiriyor. Ya bu renk olmamış, bu biçim hiç oturmamış denilmesini tercih eder. Sanata olan bağınız, sanata gönül vermeniz ve böyle bir televizyonun sanat televizyonu olması beni çok mutlu etti. Çok teşekkür ederim.